Aa, sen hazırlanmadın mı? Hani söz için alışverişe gidiyorduk? Hazırlanırım şimdi. Ne oldu anlat. Olan bir şey yok. Seyran Kaya ile bana inanmıyor. Sizin etkinizle evlendiğimizi düşünüyor. Tabii ki öyle düşünecek. Çünkü kendisi çok mutsuz. Farkında değil misin? Ferit eski haline döndü. Her gece gezmeler, tozmalar falan. Kim bilir bilmediğimiz daha neler var. Ya iyi de bunun bizimle ne alakası var? Kaya'yla benle ne alakası var bu durumun? Seyran neden Kaya'yla birlikte olmanı istemiyor? Kaya seni istiyor. Sen Kaya'yı istiyorsun. Ama Seyran bir şekilde bu ilişkiye inanmıyor. Asla ikna olmuyor. Neden? Sana ilk gün söylediğim şey yüzünden. Çünkü senin mutlu olmanı istemiyor. Seni kıskanıyor. İçimde kötü bir his var. Bir şey olacak, kötü bir şey olacak. Bu işin sonu gelmeyecek gibi hissediyorum, korkuyorum. Hiçbir şey olmayacak. Korku falan yok. Hadi hazırlan. Tamam, hazırlanayım. Çıkarsanız. Ne var canım? Giyin yanımda. İfakat Hanım, lütfen çıkar mısınız? Giyineceğim. Ne oldu? Utandın mı? Hamamda utanmıyordun ama benden. O başka, bu başka. Bu başka falan değil. Yani sen Kaya'nın yanında da mı utanacaksın? Ne demek istiyorsunuz? Diyorum ki eğer böyle utangaç olursan korktuğun şeyler o zaman başına gelir işte. Rahat ol biraz ya, özgür düşün. Ya kır şu zincirlerini artık. İfakat Hanım, anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz? Kaya'ya karşı her şeye hazırlıklı olman gerekir diyorum. Daha önce biriyle birlikte oldun mu? O Saffet'le falan. Bir şey geçti mi aranda? İfakat Hanım, çıkar mısınız artık lütfen? Tamam, hırçınlaşma, hemen kızma. Ya benim kıymetimi bilmen lazım. Gerçekten kim konuşur seninle bu konuları? Ben sana yardım etmek için söylüyorum. Yani bundan şüphe duymuyorsun herhalde artık. Soruma cevap ver. Biriyle birlikte oldun mu? Olmadın mı? Güzel haber. Ama bu konu üzerinde biraz daha çalışmamız gerekecek. Ben şimdi dışarıda bekliyorum. Seninle şöyle güzel bir alışverişe çıkalım. Yani Korhan gelin nedir cümle alem görsün. Seni harika bir alışveriş merkezine götüreceğim. İçinde yok yok.